Evet, merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, 20 ve 26 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Pazartesi gününe biliyorsunuz yeni ayla başlıyoruz. Sizin burcunuzda yengeç burcunda bir yeni ayla. Bunun detaylarını yengeç burcunda yeni ay videosunda burçlara göre anlattım. Lütfen oradan izleyin çünkü önümüzdeki 15 gün onun etkilerini taşıyor olacağız. Şimdi özellikle pazartesi günü yeni bir şeye başlamak için acele etmemenizi söylemek istiyorum. Çünkü ay sizin burcunuzda yükselenin üzerinde, özellikle güneşinizin üzerinde. Fakat karanlık bir fazda. Ayın ışığı belirgin olmadığı için, yani daha doğrusu gece saatlerinde olacağı için yeni ay hala küçülmekte olduğu için yeni bir konuya girişmek için doğru bir zaman olmayabilir. Ve bazı engeller, olmadık böyle blokajlarla karşılaşabilirsiniz. Sıkıntı verici olabilir. Özellikle ortaklıklar eşle ilgili olabilir. Bir arkadaşınız, çok yakın bir dostunuzla ilgili olabilir. Bazı problemler yaşamış olabilirsiniz ve bugün onlarla ilgili birazcık daha böyle bir tık daha hani sıkıntılı bir gün olabilir. Dikkat edin lütfen. Sağlığınıza da biraz daha dikkat edin. Çünkü hani biraz stresli bir enerji olabilir. Yeni ay sizi daha çok etkileyecek. Su grubunda olduğu için tabii ki de. Pazartesi günü böyle bir enerji var. Salı gününe geçtiğimizde Ay Aslan burcuna geçmiş olacak sevgili yengeçler. Salı ve Çarşamba günü Aslan burcundaki ay sizin para evinizde seyahat edecek. Dolayısıyla bu 2 gün, özellikle ilk Salı günü, finansal konuların sizin için öne çıkacağı bir gün olacak. Para, beklenen paralar, almanız gereken veya bir işle ilgili, bir gelirinizi ilgilendiren konuda bir yeni bir düzenleme de olabilir burada. Buna da dikkat edin lütfen. Ama Salı günü yine finansal konularda ani, beklenmedik bazı sıkıntılar, sürpriz ödemeler çıkabilir. Buna karşı da hazır olun lütfen. Çünkü orada Ay Uranüs sert bir etkileşimi var. Özellikle akşam 5 sıralarında. Burada fikir ayrılıkları da gerçek getirebilir. Fakat aniden de bir stres seviyesi yükselecektir. Ve bugün Satürn ve Güneş'in o karşıtlık yaptığı, o enerjimizi emen, küçülten, aslında bizi birazcık daha karamsarlaştıran bir enerji aktif olacak. Bu hepimiz için geçerli. Ama sizin için maddi alanda olabilir bu. Ödemeler kısmıyla ilgili olabilir. Bunu eğer hani biraz akışa bırakmak gereken bir zaman, onu söylemek istiyorum. Ve bugün Merkür'ün Şiron karesi var. Bu da yine iletişim kurduğumuz alanlardaki, özellikle sizin için aslında çok önemli. Yengeç burcunda çünkü Merkür, Koç burcunda bir Şiron var. Mesleki alan, kariyerle ilgili, evle ilgili, anne baba, yani çalıştığınız sektörle de ilgili olabilir. Önemli bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Böyle bir tartışmadır, konuşmadır, onlarda biraz yara alma, işte umduğunuz gibi sonuçlara gidememe gibi bir durum söz konusu olabilir. O yüzden özellikle Salı günü akşam saatlerinde lütfen kurduğunuz iletişimlere dikkat edin. Önemli görüşmeleri o saate almamaya çalışın. Özellikle saat 5 sıralarına diyelim. Ama saat 22'den sonra ayın Salı günü Mars'ta çok güzel bir uyumlu açısı var. Gece motivasyon ve moralimiz yerine gelecektir. Oldukça enerjik ve aktif bir enerji olacak çünkü. Evet, Çarşamba günü boyunca yine Ay Aslan burcunda. Tabii ki daha enerjimiz aslında yüksek olacaktır. Fakat o Satürn'ün Güneş'te karşıtlığı belki biraz bizi aşağı çekebilir. Genel olarak hepimizi. Eğer ben niye böyleyim derseniz, bilin ki ondan olacak. Ayın açılarına bakıyoruz. Çarşamba günü yine Aslan burcunda ve sizin parasal alandaki durumları işaret ediyor. Sabahın ilk saatlerinde Ay'ın Venüs'e açısı var ve Güneş bugün Çarşamba günü Aslan burcuna geçecek. Ve Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte sevgili yengeçler, özellikle yükselen yengeçler, bir ay boyunca bu finansal bir çıkmazdaysanız, bir türlü sorunlara çare bulamıyorsanız veya bir gelir kaynağı arıyorsanız, işte bir ay boyunca burada size Güneş aslında büyük fırsatlar, önemli fırsatlar getirebilir. Çünkü orada parlayacak. Sizin para evinizde parlayacak ve sizin oradaki sorunlarınızı gidermenize yardımcı olacaktır. Bu her şekilde olabilir. Meslekten gelir, bir aile büyüğünden gelebilir, bir iş teklifi olur, ikinci bir yani gelir kapısı açılır. Böyle konuların sizi mutlu edeceğini düşünüyorum bu bir ay boyunca.
Böyle bir gün olacak Çarşamba günü. Bir de bugün Merkür'ün Uranüs'le bir sekstili var. Ciddi beyin fırtınaları, fikirlerin havada uçuştuğu, böyle insanın aklına hiç gelmeyecek yeni projelerin geldiği bir enerjileri bu. Özellikle sizin için de bu yine finansal alanda aslında olabilir. Yeni bir çıkış kapısı bulabilirsiniz. Ya da hiç olmadık bir yerden bir teklif alabilirsiniz. Böyle bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Ve Perşembe gününe geçtiğimizde Ay Başak Burcu'na geçecek. Perşembe ve Cuma günü boyunca Başak Burcu'nda seyredecek. Tabii Başak Burcu'ndaki ay sizin çocuklar, kardeşler, yakın çevre ilişkileriniz ve iletişimlerinizi etkileyecektir. Bu mesela Perşembe günü kardeşiniz, yakın çevrenize görüşmeniz olan kişilerle bol bol bir iletişim trafiği içinde olabilirsiniz Perşembe günü boyunca. Tabii Merkür de Yengeç Burcu'nda olduğu için, sizin burcunuzda olduğu için özellikle de size faydalı bir 2 gün diyebilirim Perşembe ve Cuma gününü. Haftanın aslında en güzel günlerinden bir tek Salı günü biraz zor bir gün. Çok ciddi, önemli işler için aslında planlamayın bugünü, Salı gününü diyebilirim. Çarşamba ve Perşembe gayet iyi, uyumlu ki özellikle Çarşamba haftanın en aslında favori günüm benim diyebilirim. Cuma gününe geçtiğimizde, Cuma günü boyunca yine, pardon, Cumartesi günü boyunca yine Ay Başak Burcu'nda. Yani Cuma ve Cumartesi günü boyunca. Cuma günü boyunca Ay Başak Burcu'nda sevgili yengeçler ve sizin için aslında faydalı olabilir bugün Başak Burcu'ndaki ayın bu seyahati. Çünkü üçüncü evinizden seyahat edecek. İletişim kurmak, yakın çevrenizle diyalog halinde olmak, kardeşler olabilir, kısa seyahat veya öğrenimle, eğitim ve öğrenimle ilgili konularda da bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aslında güzel bir beyin fırtınası günü diyebilirim. Özellikle bugün. Çünkü sizin için Cumartesi gününe geçtiğimizde ise Ay Terazi Burcu'na geçecek. Cumartesi ve Pazar. Ayın Terazi Burcu'nda seyahat ettiği zamanlarda tabii ki de daha sosyal, ilişkilere yönelik 2 gün bizi bekliyor olacak. Adalet, eşitlikle ilgili konular, güzellik, estetik veya işte buna bağlı konular, çevremizdeki işte kadın figürlerle daha da fazla iletişim içinde olabiliriz. Şimdi ayın transiti sizin için dördüncü evinizde olacak ve özellikle cumartesi günü evinizle, aile büyükleriyle ilgili konular, ev içerisindeki bazı değişiklikler, belki bazı düzenlemeler yapmak isteyeceksiniz ve özellikle de hani zarafetle ilgili, bakımla ilgili, böyle yeni dekorlarla ilgili bazı konularla uğraşabilirsiniz cumartesi günü boyunca. Ve özellikle de Şiron'un akşam saatlerinde sert bir açısı var. Ona biraz dikkat edin. Şiron ve Ay karşıtlıkları aile içerisinden veya mesleki alandaki kişilerle bazı tatsızlık ve anlaşmazlıklar, fikir ayrılıklarına yol açabilir. Ona dikkat edin. Pazar günü yine aslında en güzel açı özellikle saat 13:44 sıralarında Ay Venüs güzel bir açı yapacak birbirlerine. Tabii ki de Venüs sizin yönetici gezegeniniz olduğu için yine eş ve partner ilişkilerinize destek verecek bir saat. Özellikle o saati tercih edebilirsiniz. Herhangi bir görüşme, konuşma, bir problemi çözme ya da bir alışveriş için mesela. Yine kendinize yönelik belki bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Fakat bugün biraz abartılardan uzak durun. Abartılı para harcamak, sonrasında belki kontrol dışında kalabilir. Yani bütçenizle ilgili konularda sizi zorluklar yaşatabilir. Ona lütfen dikkat edin. Ve sabah günün ilk yarısı pazar günü biraz stresli, onu söyleyeyim. Marsiyen ve Merküryen enerjiler var. Tartışmalı olabilir. Düşüncelerinizi ifade ederken bazı engellerle karşılaşabilir. Ya da fikir ayrılıklarından dolayı da daha çabuk sinirlenebiliriz.
ve ufak tefek sakarlık ve kazalara karşı da yine pazar günü özellikle günün ilk yarısında daha tedbirli, daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili yengeçler, burcunuzda bir yeni ay yaşayacağız ve yeni ay videomuzda da size özel aslında daha da fazla açık olarak bahsettiğim videoda bu önümüzdeki 2 haftayı izleyebilirsiniz. Güzel, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.